Sevgili Rumeli TV izleyicileri, Eko Yaşam Programı ekibi olarak Kaynarca'dayız. Kaynarca'da bereketle geldik. Çok hızlı bir yağmur var ama bunun yanında çok da sıcak bir karşılama var. Başkanımız Sayın Serdar Türker bizi çok sıcak karşıladı. Sevgili başkanım, Eko Yaşam Programı olarak sizlere misafir olduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Sizi tanıyalım. Belediyemizi, bendenizi, buradaki Kaynarca'nın o kaynayan sularını, her yerden bereketle fışkıran o tatlı memmalarını sizden dinleyelim. Bugün yağmur da var, Kaynarca her yerden kaynıyor ama bir de bir sürpriz var bildiğim kadarıyla. Evet. Yarın da çok güzel bir programımız var. Tabii. Seyircilerimiz bunu sizden dinlesinler. Mutlaka. Buyurun efendim. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben Serdar Türker, Kaynarca Belediye Başkanı. 1969 yılında Kaynarca'da dünyaya geldim. Evli iki çocuk babasıyım. Uzun yıllar finans sektörünün içerisinde çalıştım. Aralarında uluslararası finans kuruluşlarının da bulunduğu değerli kurumlarda çalıştım. Çerkezköy'de, Çorlu'da banka müdürlüğü yaptım. En son Kırklareli'de uluslararası bir bankanın şube müdürlüğünü yaparken doğup büyüdüğüm beldeme, Kaynarca'mıza daha kaliteli hizmet vermek için belediye başkan adayı oldum. Değerli Kaynarca halkının teveccühleri sayesinde seçimi kazandık. Yaklaşık bir yıldır görev yapıyoruz. Amacımız Kaynarca'mızı önce Türkiye'ye sonra dünyaya tanıtmak. Kaynarca 1954 yılında belediye oldu. Fakat bugüne kadar gerçek anlamda tanıtımı yapılamadı. Şöyle arz etmek istiyorum. Kaynarca eşsiz sularıyla milattan önceye dayanan tarihiyle çok güzel bir belde. Yaklaşık 25 bin dönüm tarım arazisine sahip ve topraklarımız birinci sınıf tarım arazisi. Topraklarımızda müthiş derecede bereketli ürünler alıyoruz. Kaynarca'da sularımız dünyaca ünlü. Özellikle tarihin babası olarak bilinen Herodot'un günlüklerinde de yer alıyor. Kaynarca suları 38 ayrı pınardan ayrı ayrı çıkan ve dünyada eşi benzeri olmayan sulardır diye tarihin babası Herodot ifade etmektedir. Yine modern Yunan şiirinin babası sayılan Vizinos ve Vize doğumlu kendileri. Gelinin gelinliği gibi Kaynarca'da dağlardan akan eşsiz sularıyla dikkat çeken bir beldedir diye yazmış 1811 yılında. Kaynarca'da 1800'lü yıllarda yapılan çalışmalarda, Alman arkeologların yaptığı çalışmalarda M.Ö. 6500'lü yıllara ait kalıntılara da rastlanmıştır. Beldemizde 1107 yıllık Bizans Kilisesi ve Trakya'da çalışan tek taş su değirmeni bulunmaktadır. Bu su değirmeninde mülkiyeti belediyemize ait olup mısır unu ve normal un üretimi yapılmaktadır. Ve bu mısır unları da Balkan köylerinden organik olarak üretilen mısır tarlalarından getirilen mısırlar mısır unu şeklinde getirilmektedir. Ayrıca Yunanistan'dan gelen göçmenlerin özellikle ziyaret ettiği kilisemizin hemen yanında yakınında bulunan mağaralarımız bulunmaktadır. Ve Kaynarca'mızın suları bölgemizde hayat vermektedir. Yaklaşık 7 tane köye hayat vermektedir. Kaynarca çok önemli bir geçiş yeridir. İpek yolu güzergahında yer almaktadır. Halkımız geçimini ağırlıklı olarak tarım ve tarım ürünlerinden sağlamaktadır. Genç kardeşlerimiz de bölgemizde bulunan tekstil firmalarına ya da Kırklareli Cam gibi, doğalgaz gibi firmalara gidip çalışmaktadırlar. Çok çalışkan halkımız, gerçekten halkımız çalışkan insanlar ve Atatürk, bayrak, vatan sevgisini kalbine işlemiş çok değerli bir halkımız var. Ben hepsiyle gurur duyuyorum. Ve biz de belediye meclisi olarak çok genç bir ekibiz. Ama bir yıldır yaptıklarımızla ülke gündemine oturduk. Hatta en son bu kilisemizle ilgili yaptığımız çalışmalarda Fener Rum Patrikhanesi ve Vatikan'la dahi kilisemizin restorasyonu için görüşmeler yapıyoruz. Şimdi sizin aracılığınızla öncelikle ben Rumeli TV ailesine ve sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığınızla da değerli halkımıza bir müjde vermek istiyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda geleceğimizin teminatı çocuklarımız için 3 tane çocuk parkını yarın 23 Nisan'da saat 15'te 3 tane çocuk parkımızı aynı anda hizmete açacağız. Ve çocuklarımıza çok mutlu bir hediye vereceğimize inanıyorum. Akşamında da saat 20'de Rumeli kültürünün en önemli isimlerinden bu sektörde, bu sanat camiasında duayen isimlerinden olan Arif Şentürk ve yine Rumeli kültürünün, Rumeli şarkılarının genç ve dinamik ismi Cüneyt Şentürk aramızda olacak. Yine İstanbul'dan Beste Hanım aramızda olacak. Havai fişek gösterileri ve folklor ekipleri de bu saat 8'de düzenleyeceğimiz konserde yer alacaklar.
Kaynarca bizlerin gözünde çok önemli bir yer. Gerçekten son dönemde yaptığımız çalışmalarla ülke gündemine yer aldı. Kaynarcamızı geliştirmek ve tanıtmak istiyoruz. Sloganımız da kaynarcayı önce Türkiye'ye, sonra dünyaya tanıtmak. Sizlere de kaynarcamıza vermiş olduğumuz destekten, tanıtımına sağladığınız katkıdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.